Hepiniz tekrar hoş geldiniz. E, CDP'nin 9. senesinde e, yine hep beraber olmaktan gerçekten çok memnunuz. Bu kalabalığı görmek de bize her geçen sene çok daha mutlu ediyor. E, öncelikle e, benden önce gerçekten çok ilham verici konuşmalar oldu. Ben hepsine tek tek çok teşekkür etmek istiyorum. E, Simone Kostovski, e, Steven Teppe, Gian Pieronacci ve Eric Dugale'ye çok teşekkürler. Davetimizi kırmayıp geldikleri için. Bu sene sizler de fark ettiniz ki geçtiğimiz senelerden farklı olarak e, biraz geç bir araya geldik. Bunun sebebini e, az önce e, Steven'ın da bahsettiği gibi bunun sebebi CDP'nin çok ciddi bir dönüşüm yolu geçirmesiydi. E, bu dönüşüm yılında e, de ayrıntılarını verdiği TCFD e, tavsiyelerine göre CDP'nin e, bütün sistemi esasında soru formları, her şey değiştirildi. E, ve bunun ışığında da e, ilk kez CDP tarihinde sektör spesifik bir raporlama sistemine geçiş yaptık. E, ve bütün sorular sektörlere göre yenilendi. Sektör sınıflandırmalarını da değiştirdik ve son olarak CDP derecelendirme metodolojisi de değiştirilmiş oldu. Tüm bu değişiklikler e, siz şirketleri çok zorladı. Bunu biliyoruz. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz raporlamaya devam ettiğiniz için ve bizle de çalışmaya devam ettiğiniz için. Ama bunun e, günün sonunda e, hızla değişen dünya sisteminde e, hepimiz için olumlu sonuçlar getireceğine de yürekten inanıyoruz. Az önce de zaten gösterdik. Raporumuzun kısa bir özetini zaten girişte sizlere dağıttık ama raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İlk kez bu sene CDP İklim Değişikliği ve Su Programı'na yanıt veren şirketlerin yanıtlarını tek bir raporda topladık. Oldukça da kapsamlı bir rapor oldu. Buradan hem web sitesinden hem de buradaki QR koddan indirebilirsiniz raporlarımızı. Evet, burada yanıt veren şirketlerin rakamlarını size sunmak istedik. Az önce bahsettiğim değişiklikler ışığında maalesef ilk kez CDP'nin Türkiye tarihinde eklim değişikliği programı kapsamında yükselme değil azalma oldu. Biz bunun bu seneden sonra değişeceğine eminiz. Ama genel olarak rakamlara bakarsak, bu arada su programı kapsamında azalma olmadı, her seneki gibi bir artış yaşandı. Hatta su programına yanıt veren şirketlerin hepsi aynı zamanda iklim değişikliği programına da yanıt veriyor. Önümüzdeki senelerde iklim değişikliği programına yanıt veren şirketlerin çoğunun da su programına yanıt vermeye başlayacağını düşünüyoruz, bunu öngörüyoruz. Ekim değişikliği programı kapsamında toplam 48 şirket bu sene CDP'ye yanıt verdi. Bunun 38 tanesi bizim resmi örnekler listemiz olan Borsa İstanbul 100 endeksinden, endeksine yer alan şirketler, 10 tanesi ise gönüllü olarak raporlama yaptı. Fakat rakamlardan çok bu şirketlerin temsil ettiği değer belki göz önünde bulundurulmalı. Çünkü e, CDP'ye yanıt veren bu 38 şirket e, Borsa İstanbul'a kote olan e, şirketlerin tümünün piyasa değerinin %43'üne neredeyse yarısına tekabül ediyor. E, bu da e, esasında global rakamlarla da örtüşüyor. CDP'ye toplamda bu sene 7 binden fazla şirket yanıt verdi ve onlar da dünya piyasasının yaklaşık yarısını temsil ediyorlar. Su sonuçlarına baktığımızda gördüğünüz gibi örneklem listemizdeki 50 şirket içerisinden 14 şirket raporlama yaptı. 13 şirkette bu örneklem listesinde olmadığı halde gönüllü raporlama yaptı. Burada şirketlerin listesi var ama hem ana raporda hem de size sunduğumuz özet raporlarda bu tablolara ulaşabilirsiniz. Hatta şirketlerin verdiklerinin yanıtlarının bütün kırılım ve ayrıntıları da yer alıyor ayrı tablolarda. Bu da su yanıtları genel bir tarihsel bakış yapalım istedim. 2010'dan bu yana, 2011'den bu yana neler oldu? Esasında gördüğünüz gibi rakamlarda bu seneye kadar yükselme vardı ama sadece ekinde değişikinde az önce de bahsettiğim gibi bir düşüş oldu. Fakat yine de genel büyümeyi, raporlama sistemindeki büyümeyi görebilmek adına bu tabloyu kullanmak istedim. Fakat asıl önemli tablo bence bu. Çünkü bu iklim değişikliği sorularının tatmin edici bir şekilde yanıtlanma oranlarını bize veriyor. Bu ne demek? Sunulan soruların %75 ila %100'üne yanıt veren şirket oranı bu sene 2018 yılında toplam %89 olmuş. Bu da esasında oldukça bir yüksek bir rakam ve global oranlara da çok yakın. Bu da bize, e, yanıt veren şirketlerin rakam azalsa da raporlamanın kalitesindeki artışın devam ettiğini kanıtlıyor. Biraz iklim değişikliği programının ayrıntılarından bahsedelim. Sizi çok fazla sıkmak istemiyorum ama kısa bir özet geçmeye çalışacağım. Türkiye'deki şirketler için iklim değişikliği konusu artık e, Yönetimin en tepesinde ele alınmaya başladı. Şirketlerin yüzde 95'i iklim değişikliği konusunda konusunun yönetim kurullarında artık ele alıyor. Yüzde 84'ü ise iklim değişikliği ile risklerin doğru bir şekilde yönetilmesi adına tepe yöneticilerine ve yönetim kurullarına mali teşvikler sunduklarını belirtmişler. Bu oldukça yüksek bir rakam. Şirketlerin büyük bir çoğunluğu iklimle bağlantılı riskleri tanımlarken bu risklerin iş faaliyetleri üzerinde finansal ve stratejik etkiler yaratabilecek güçte olduğunu belirtmişler. Bu nedenle de yanıt veren şirketlerin %98'i yani neredeyse hepsi iklim değişikliğini iş stratejilerine entegre ettiklerini raporlamışlar. Şirketlerin %82'si ise finansal planlama yaparken iklime bağlı risk ve fırsatları da değerlendiriyor. Türkiye'de gitgide daha fazla şirket iklim değişikliğiyle mücadele konusunda aksiyon almaya başladı ve düşük karbon bir geleceğe dair de uzun dönemli hedefler koyuyorlar. Şirketlerin %84'ü emisyonlarını azaltmaya yönelik en az bir hedef belirlediklerini raporlamış. Bu oran bir önceki sene yani 2017 yılında %80'di. Şirketlerin %73'ü ise bu hedeflerin doğrudan doğruya enerji verimliliği ile ilgili olduğunu raporluyor. Türkiye'de emisyon raporlamasında gerçekten çok ciddi bir ilerleme kaydedildi. Burada da rakamları zaten görebiliyorsunuz oldukça yüksek. CDP 2018 yılında yanıt veren şirketlerin yüzde 45'i Karbon emisyonlarında bir önceki yıla, yıla göre azalma olduğunu raporlamış. Buna paralel olarak gitgide artan şirkette karbon verilerinin kontrolünün önemini fark etmekte. Şirketlerin %75'i kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarının üçüncü taraflarca doğrulandığını ya da doğrulamanın o yıl içerisinde devam ettiğini raporluyor. Bu sayı 2017 yılında %62'ymiş bilime dayalı hedef belirleme ya da e, dahili karbon fiyatlandırması uygulaması gibi iklim değişikliği ile ilgili mekanizmalar konusunda maalesef Türkiye'nin çok daha fazla yol kat etmesi gerekiyor. E, bilime dayalı hedef belirleme konusunda şirketlerin %7'si koydukları hedeflerin bilime dayalı olduğunu söylemiş. E, fakat e, bu konuda onaylayıcı kuruluş olan Science Based Target Initiative tarafından onaylanan e, bir hedef maalesef Türkiye'de şu anda mevcut değil. İyi iyi haber şirketlerin yüzde 32'si 2020 yılına kadar bilme dayalı hedef belirleyeceğini açıklamış Diğer yandan dahili karbon fiyatlandırmasına baktığımız zaman şirketlerin yüzde 18'inde böyle bir uygulama olduğunu görüyoruz ve yine dahili karbon fiyatlandırması uygulamasını iki sene içerisinde hayata geçireceğini raporlayan şirket oranı ise yüzde 34 Az önceki konuşmalardan da, konuşmalarda da sık sık bahsedildi e, transition dönüşüm geçiş e, olarak adlandırabileceğimiz riskler. Yanıt veren şirketlerin yüzde 82'si e, bu riskleri raporlamış. Örnek olarak çevreyle ilgili yeni regülasyonlar vesaire bu tarzda etkileri görebiliriz e, ve diyorlar ki bu riskler iş faaliyetlerimizi büyük ölçüde etkileyecek. Hatta şirketlerin yüzde diyor ki bunlar uzun vadeli değil gerçekten kısa vadede bizim iş yapış stratejilerimizi etkileyecek. Bu raporla ilgili daha fazla bilgi e, ana raporda, bu tabloyla ilgili daha fazla bilgi ana raporda da yer alıyor. Oradan da ayrıntılarına bakabilirsiniz. Risk ve fırsatlara geldiğimizde, e, bu sene yanıt veren şirketlerden e, şirketlerin toplamda 357 tane risk belirlediğini görüyoruz. Bu risklerin çoğu da reputasyonla ilgili. Oran yanılmıyorsam %93 olmalı. Bir önceki sene 2017 senesinde bu oran %50'ymiş. Yani çok ciddi bir sıçrama görüyoruz repütasyonların risk olarak algılanması konusunda. Diğer yandan yanıt veren şirketlerin birçoğu da iklim değişikliğinden kaynaklanan fırsatların da farkına varmış durumda. Toplam 153 tane fırsat belirlenmiş ve fırsatların en yoğun görüldüğü alanlar şirketlerin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili. Genel yanıtlara baktığımızda görülüyor ki iklimle ilgili konularda konulara dahil olmak Türkiye'deki şirketlerin artık çok daha fazla gündeminde. Ee, bunun en önemli sebebi elbette iklim değişikliği konusundaki uluslararası gelişmeler. Ee, şirketlerin yüzde 86'sı iklimle ilgili kamu politikalarını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyecek aksiyonlarda bulunduklarını raporlamışlar ve bu oran geçtiğimiz sene yüzde yetmişmiş. İklim değişikliğinden sonra iklim değişikliği programının sonuçlarından sonra su programı sonuçlarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi yanıt veren şirketlerin %31'i raporlama dönemi boyunca su ile ilgili sorunlardan kaynaklı e, su ilgili sorunlara maruz kaldığını e, belirtmiş ve bu oran bir önceki sene sadece yüzde 13'müş Yani biz burada suya suyla bağlantılı su kaynaklı problemlerin e, yıldan yıla arttığını da e, esasında görebiliyoruz Bu zararlı etkilerin özellikle sel ve kuraklıkların şirketlere finansal etkisi ise toplamda 25.8 milyon dolar olarak belirlenmiş. Bu rakam tabii ki globale bakıldığında oldukça yüksek. 38 milyar dolara ulaşmış durumda. Yanıt veren şirketlerin %81'i şirketlerin tüm faaliyetlerini kapsayan su politikalarına sahip olduklarını bildirmişler. %92'si ise suyla ilgili kamu politikalarını etkilediklerini belirtiyor. Yönetim kurulu kurulları tıpkı iklim değişikliği konusunda olduğu gibi su güvenliği konusunun önemini ve aciliyetini kavramış durumda. Şirketlerin hemen hepsinde su konusu yönetim kurulu seviyesinde ele alınıyor ve bu oran 2017'de %74'müş. CDP'ye yanıt veren şirketlerin ciddi bir kısmı su ile ilgili risklerinin %50'sinden fazlasını ölçtüğünü ve izlediğini raporlamış. Şirketlerin %27'si geçen sene oranla daha az su kullandığını raporladı. Çektikleri su miktarına baktığımızda da şirketlerin %38'i önceki seneye göre bir düşüş, %35'i de önceki seneye göre artış raporlamış durumda. Su yönetimi ve su risklerinin doğru e, yönetimiyle ilgili de e, rakamlar esasında umut verici. Şirketlerin %69'u suyla ilgili konulara tedarik zincirlerini de dahil ettiklerini söylüyorlar. Hatta %38'i tedarikçilerinden su kullanımı ile ilgili riskleri ve su yönetimiyle ilgili bilgilerini kendilerine raporlamasını bekliyor. Şirketlerin hemen hepsi su risklerini düzenli olarak değerlendirdiğini bildirse de su riski yüksek olan şirketler, doğrudan operasyonları ve tedarik zincirlerini kapsayan geniş çaplı risk analizlerini henüz kısıtlı bir oranda yapıyorlar. Bu yüksek standartlara ulaşabilen şirket oranı %31. Ama bir önceki seneye göre çok ciddi bir sıçrama var. Çünkü 2017'de bu rakam sadece %9'muş. Türkiye'de şirket operasyonlarının başta tatlı su kaynakları olmak üzere yeterli miktarda suya erişimin olup olmamasına bağlı olması oldukça endişe verici. Raporlama yapan şirketlerin %62'si yeterli miktarda temiz suya erişimin iş faaliyetleri için önemli olduğunu vurgularken bunun hayati öneme sahip olduğunu söyleyen şirketlerin oranı %65. Su konusu aynı zamanda şirketlerin operasyonlarını da aşan bir konu. Su çoğunlukla üçüncü tarafların kaynaklarından çekiliyor ve de deşarjı da aynı, aynı, şekilde üçüncü tarafların alanlarına yapılıyor. Buradaki en başta rakamları görebiliyorsunuz. Yüzde yetmiş üçe yüzde seksen sekiz yani oldukça yüksek rakamlar. Su riskleri şirketler için gitgide daha önemli bir hale gelmeye başladı. Tıpkı iklim değişikliği risklerindeki gibi. Ee, en sık rastlanan e, riskler de sel ve artan su kıtlığı beklenildiği üzere. Ee, fiziksel riskler şiddetlerin doğrudan operasyonlarında %85, değer zincirlerinde ise %38 oranlarında raporlanmış ve e, en yüksek orandaki riskler tabii ki fiziksel riskler olarak karşımıza çıkıyor. Artan operasyon, mali, operasyon maliyetleriyle e, doğrudan operasyonlarda en fazla raporlanan potansiyel etki olduğunu görüyoruz %54 ile. Değer zincirlerinde ise en fazla raporlanan risk faktörü e, kuraklık. E, Su ile alakalı fırsatlara baktığımızda en başta şirketlerin mali tasarruf sağladıklarını fırsat olarak görüyoruz. İkinci sırada da e, %27 ile artan marka değeri geliyor. Konuşmamın başında da koymuştum. Tekrar belki kaydetmek isteyenler için, çekmek isteyenler için yine raporun barkodunu buraya koyuyorum. Ve sona yaklaşıyoruz. Ee, az önce de bahsettim. Ee, metodoloji e, evet değişti ama burada gördüğünüz kademeli olarak artış sistemi e, CDP derecelenme metodolojisindeki bu değişmedi. Aynı kaldı. Fakat az önce bahsettiğim e, gelişmelerden ötürü ve bu dönüşüm yılından ötürü maalesef e, CDP'nin e, dünya liderlerini sıraladığı, Türkiye'den de bu zamana kadar birçok şirketin girmeye başardığı global A listesinde e, bu sene bir e, Türkiye'den bir şirket... Yok ama A'ya en yakın olan rakam A- puanını alan şirketlerinde çok ciddi bir liderlik sergilediklerine inanıyoruz. Ne mutlu ki bu sene 3 e, şirketimiz e, CDP Türkiye Eklim Lideri olmaya kazandı. Arçelik, Aselsan ki bu sene bir ilki yaşıyorlar ve Garanti Bankası'nı e, yürekten kutluyoruz. Birazdan onların da e, temsilcilerinin yer alacağı çok güzel bir panel dinleyeceğiz. Ben de heyecanla bekliyorum. E, hepinize katılımımız için çok teşekkürler. Çalışmalarımızın bir parçası olduğunuz için. E, kürsten ayrılmadan önce e, CDP'nin operasyonlarını yürütmemizin e, ana kaynağı e, Sevgili Garanti Bankası'na buradan çok teşekkür ediyoruz. CDP Türkiye ana sponsoru olarak. Aynı zamanda e, rapor destekçimiz Deloitte'a e, ve son olarak e, bu çatı altında bir araya gelmemize sebep olan etkinlik sponsorumuz Zorlu Holding'e ve tabii ki tüm zorlu PSM ekibine çok teşekkürler.